Kaz TV ekranlarından sağlık hattından hepinize merhaba. Mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Biliyorsunuz hafta içi her gün saatlerimiz 10'u gösterdiğinde yaşama dair her konuda alanında uzman konu ve konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok önemli bir konuyu ele alacağız ama ondan önce çok çok önemli bir konuğum var. Bursa Özel Esentepe Tıp Hastanesi'nden göz hastalıkları uzman hekimimiz Profesör Doktor Berkant Kaderli konuğum. Kendisiyle ilgili göz hastalıklarını, göz tansiyonunu, üveiti, göz kuruluklarını işleyeceğiz. Ama sözü fazla uzatmadan konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Sayın Kaderli hoş geldiniz programıma hocam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Hocam malumunuz Ramazan, bayram da yaklaşıyor. Ben hem sizin nezdinizde tüm seyircilerimizin de Ramazan bayramını şimdiden kutlamak istiyorum. Sizin de kutlu olsun efendim. Teşekkür ederim. Ben de bütün seyircilerimizin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum bütün ülkemize. Evet, Arife günü bugün, yarın da bayram olacak. Şimdiden kutlu olsun seyircilerimizin Ramazan bayramı. Evet, gözdeki uçuşmalarla başlayalım mı hocam? Göz hastalıkları dedik. Göz evet. Uçuşmalarıyla başlayalım. Işık çakmaları nedir? Nasıl bir rahatsızlıktır? Sebebi kaynağı nedir? Evet, birçok kişi bizde baktığım yerde işte ufak sinek gibi şeyler ya da farklı farklı uçuşan cisimcikler görüyorum şikayetiyle geliyor. Bunlar özellikle düz bir yere baktığımız zaman daha belirgin hale gelen şikayetlerdir. Bunun sebebi esasında gözümüzün içinde yer alan vitreous jeli dediğimiz yumurta akığı bir maddeden kaynaklanmaktadır. Bu madde tabii ki ilerleyen yaşla birlikte bu jel kıvamını kaybetmeye başlar. İçinde küçük küçük su adacıkları ortaya çıkar ve yine içinde küçük böyle dantela gibi gri renkli bulutumsu yapılar ortaya çıkar. Ve insanlar bu yapılar özellikle sarı noktanın önünden geçtikçe onları fark etmeye başlarlar. Bu tabii ki özellikle belli bir yaştan sonra, 20'li 30'lu yaşlardan sonra daha çok karşımıza çıkar. Bu tabii ki bu haliyle tek başına hasta için herhangi bir risk teşkil etmez. Ama bazen tabii ki bu hastayı rahatsız eder. Çok fazla olduğu zaman özellikle bazen insanların psikolojisini bozacak kadar onları rahatsız edebilmektedir. Yine bu vitreous jelinin yaşlanmasıyla ilgili, sulanmasıyla ilgili bir de ışık çakmaları şikayeti karşımıza çıkmaktadır. Yine burada vitreous jelinin sulanması önemli bir sıkıntı ortaya çıkarmaktadır. Ve normalde sinir tabakasına yapışık olan bu jel, yumurta akı gibi gözümüzün içindeki bu saydam jel, sinir tabakasından ayrılmaya başlar belli bir yaştan sonra. Ayrılır ama ayrılamayacağı bir yere gelir. Orada sinir tabakasına sıkıca yapışıktır. Ve oradan böyle sinir tabakasını gererek ayrıldığı zaman ya da orayı yırttığı zaman biz ışık çakması hissederiz. Çünkü sinir tabakasında bir elektriklenme ortaya çıkar. Biz de bunu ışık şeklinde algılarız. Özellikle bu tarz şikayeti olan kişiler, ışık çakması şikayeti olan kişiler ya da birdenbire böyle sinek uçuşmaları başladı ya da örümcek ağı benzeri sıkıntılar tarif eden insanlar gidip mutlaka bir göz hekimine muayene olmalılar. Bunlar özellikle gözde yırtık açısından, özellikle ışık çakması gözde sinir tabakasında bir yırtık oluşturma açısından bir risk teşkil etmektedir. Biz bu kişileri muayene ettiğimiz zaman bazen sadece bu jelin, yumurta akı gibi olan bu maddenin sinir tabakasından ayrıldığını görürüz. O zaman hastaları bilgilendirir ve evine göndeririz. Ama bazen yırtık tespit ederiz gözde. Yırtık tespit ettiğimiz zaman biz bunun tedavisi için o yırtığın etrafına eğer sinir tabakası kalkmaya başlamadıysa lazer yaparız. İşte bu nedenle bu kişilerin bu tarz sıkıntıları ortaya çıktığı zaman hekime gitmesi önemlidir. Çünkü yırtık aşamasında tespit ettiğimiz zaman bunu lazerle tedavi edebilmekteyiz. Ama geç kalındığı zaman, sinir tabakası yerinden kalkmaya başladığı zaman o zaman tabii ki ameliyat gerekebilmektedir. O nedenle bunları küçümsememek lazım. Nasılsa geçer ya da halkımız her şeye katarakt gözüyle baktığı için bu da kataraktır. Ben 3 ay sonra da gitsem, 5 ay sonra da gitsem olur dememeli ve bu şikayetlerle doktora gidip muayenesini yaptırmalıdır. Hocam tanımlamasını çok güzel yaptınız ama hem ben doğru anlamış mıyım hem de seyircilerimizin daha iyi anlaması açısından
Uzun süre ışığa baktığımızda, ya da güneşe, sonra daha loş, karanlık bir ortama geçtiğimizde böyle ışık ışık, öbek öbek bulutçuklar görürüz. Onun gibi bir şey mi bu gözdeki uçuşmalar? Evet, aynen ona benzer şekilde. Yalnız herkes bunu tabii ki farklı var. Bazısı sinek gördüm diyor, bazısı örümcek ağ şeklinde, bazıları böyle belli belirsiz bulut gibi tarif ediyor. Ama bahsettiğiniz şey, tarif ettikleri şeydir. Evet. Doğru değil mi Doğru, hocam? Doğru, evet. Peki o bir süre sonra geçiyor çünkü bulunduğumuz ortamdaki ışığa gözümüzün duyarlılığı alışmaya başlayınca. Evet, alışmaya başlayınca geçer. Evet hocam. Peki bu uçuşmalar ne kadar sürüyor? Geçiştirmemelerini de söylemiştiniz ya, bir süre geçip artık benim gözümde bu uçuşma yok deyip hekime gelmeyebilir. Evet, bir süre sonra bunlar özellikle yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru yer değiştirebiliyor. Ama burada önemli nokta şu. Özellikle birdenbire ortaya çıkan sinek uçuşması ya da örümcek ağı tarzındaki sıkıntılar riskli olabilmektedir. Ya da yukarıdan aşağı doğru inen kurum yağması şeklinde tarif ederler. Bu tarz sıkıntılarda hemen göz hekimine gitmek lazım. Sizin bahsettiğiniz biraz ışıktan karanlık alana girdiğimiz zaman, o zaman tabii ki göz bir uyum süreci geçiriyor. O zaman da bu tarz gözün içindeki ufak ufak lekeler belirgin hale gelebiliyor. Ama bunlar dediğiniz gibi göz uyum sağladıktan sonra ortadan kalkıyor. Özellikle yeni ortaya çıkan bir sıkıntıyı ihmal etmemek lazım. Size geldiler hocam, duyarlılık gösterdiler, bilinçliler. Evet. Kendimizin de hekim olacağımızı sizler zaten hep söylüyorsunuz. Nasıl bir süreç bekliyor bu hastaları? Ne gibi yöntemler uyguluyorsunuz tedavi sürecinde? Özellikle bir kişi hangi şikayetle gelirse gelsin mutlaka tam bir göz muayenesi yapılmalıdır. Bu neleri içeriyor peki? Öncelikle hastanın görmesini değerlendiriyoruz. Camlı, gözlüklü görmesini değerlendiriyoruz. Yani görebildiği maksimum değeri tespit ediyoruz. Ondan sonra göz tansiyonuna bakıyoruz hastanın. Gözün ön tarafını değerlendiriyoruz. Biyomikroskop dediğimiz bir cihaza oturtuyoruz. Gözünü büyüterek ön tarafını değerlendiriyoruz. Ve ondan sonra göze damlatarak, göz bebeğini büyüterek özellikle gözün arkasını muayene ediyoruz, sinir tabakasını. İşte göz bebeğini büyüttüğümüz zaman o vitreoz jeli dediğimiz yumurta akı gibi maddeyi, sinir tabakasını, bu jelin sinir tabakasıyla olan ilişkisini gayet güzel bir şekilde değerlendirebiliyoruz. O nedenle mutlaka ve mutlaka damlalı göz bebeğini büyüterek muayene yapılmalı böyle kişilerde. Hastanın bazen görmesi tam olabilir, her şey iyi olabilir ama göz bebeğini büyütüp gözün arkasına bakmazsak, erken yakalanıp gayet güzel bir şekilde tedavi edilebilecek bir sıkıntıyı atlayıp daha sonra başka daha ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açabiliriz. O nedenle tam bir göz muayenesi, hasta ne şikayetle gelirse gelsin, ister gözüm kızardı desin, ister gözüm yanıyor desin, bu muayeneyi baştan sona tam bir şekilde yapmak lazım. Bu her hasta için aynı şekilde. Yani görüntüleme yöntemi değil mi hocam? Eski tabirle röntgen ne diyebiliriz? Görüntüleme yöntemi de kullanabiliyoruz tabii ki. Bizim şu anda özellikle en çok gözün arkasının fotoğrafını çekebiliyoruz. En çok kullandığımız tekniği yine optik koherans tomografi dediğimiz bir nevi sinir tabakasının kesitini alan bir tetkikimiz var. Özellikle bu bize çok yardımcı olmaktadır. Çünkü bazen biz gözle göremediğimiz sıkıntıları bize kendisi bu tetkik gösterebilmektedir. O nedenle yardımcı tabii ki tetkik araçlarımız mutlaka var ve onları kullanıyoruz. Teşhisi koydunuz hocam. Tedaviden başlayalım. Cerrahi mi yoksa ilk aşamada medikal tedaviyle önlenebilir bir hastalık mı? Tedavi edilmezse de ilerler mi? Özellikle bu uçuşmalar olduğu zaman ve gözünün arkasına baktığımızda herhangi bir yırtık yoksa, biz hastaya sadece herhangi bir ilaç vermeden belli bir süre sonra kontrol öneriyoruz. Ve tabii ki böyle hastalarda biz özellikle insanın iki gözü olduğu için bir gözdeki sıkıntıyı bazen geç fark edebiliyoruz. Neden? Diğer gözümüz onun işini yaptığı ve telafi ettiği için. O nedenle ben böyle hastalara özellikle gözünüzü kapatıp tek tek kontrol edin diyorum. Yani herhangi bir değişiklik var mı yok mu? Böylece erken bir sıkıntıyı fark edebiliriz. Herhangi bir kötüleşme olursa tabii ki hemen bize başvurmalarını söylüyoruz. Ama olmazsa 3 veya 4 hafta sonra
Tekrar hastayı kontrole çağırıyoruz ve tekrar göz dibine bakıyoruz. Damlalı göz bebeğini büyüterek. Eğer bir sıkıntısı yoksa ondan sonra hastaya işte herhangi bir kontrole gerek olmadığını söylüyoruz. Herhangi bir sıkıntı varsa tabii ki, yırtık varsa lazer yapabiliyoruz. Ama bu vitreous jeli dediğimiz yumurta gibi maddenin tabii ki bozulmalarına ne yazık ki pek fazla bir şey yapamıyoruz. Çünkü her şeyde olduğu gibi insanın belli bir yaşlanma süreci var. Bunlar görmemize zarar vermediği sürece bunlara herhangi bir şey yapmaya da gerek yok zaten. Ama bazen hasta bunları kafaya takabiliyor. Hepimizin eşiği farklı bu konuda. O nedenle çok sıkıntı duyduğu zaman hasta gözün içine girip vitrektomi dediğimiz ameliyatla bunları alabiliyoruz. Ya da yine lazer dediğimiz, yak lazer dediğimiz yöntemle çok büyük lekeleri, bu jelin içindeki lekeleri yakıp parçalayıp ortadan kaldırabiliyoruz. Ama genellikle gözünün arkasında bir yırtık yoksa, sinir tabakasında bir sıkıntı yoksa sadece hastaya takip, belli aralıklarla takip öneriyoruz. Hocam, sizin hekimliğinizin de hep aslında en önemli unsurları hem önleyici hem de koruyucu olmak, değil mi? Evet. Bu hastalıkla ilgili de, yani ömür boyu bu hastalıkla yaşayacaklar mı? Yoksa erken geldiklerinde çevresel faktörlerle ilgili bir takım sizin de söylediğiniz riayet ederlerse uyarılarınıza tamamen kurtulacaklar mı bu rahatsızlıktan cerrahi sonrası da? Şimdi biz bu tarz sıkıntılarda esasında cerrahi çok çok seyrek gerekmektedir. Yer çekiminin etkisiyle bu hastalarımızın gördüğü sinek olsun, örümcek ağ olsun, bunlar genellikle yer çekiminin etkisiyle aşağı inmekte belli bir süre sonra ve hastayı rahatsız etmeyecek duruma gelmektedir. Ama yer çekiminin etkisiyle aşağı inmese bile hasta bundan çok rahatsız değilse herhangi bir şey yapmıyoruz. Ve hastaya bir takım uyarılarımız oluyor. Özellikle ışık çakması olursa, yukarıdan aşağı doğru kurum yağması olursa, mevcut şikayetinizde bir artış olursa bize hemen başvurmalarını söylüyoruz. Bunun dışında hastaya herhangi bir müdahale olsun, herhangi bir lazer olsun, sadece bu jeldeki yaşlanma için herhangi bir şey önermiyoruz. Dediğim gibi burada hastanın kendi eşiği çok önemli. Bazen özellikle genç hastalarımız, miyop hastalarımız bunu çok fazla kafaya takabilmektedir. Ve onlara tabii ki bir tedavi önermek zorunda kalabiliyoruz. Ama hastanın bunlarla çok fazla sıkıntısı yoksa sadece takip ve yeni bir sıkıntı çıkana kadar bize gelmemelerini, ama yeni bir sıkıntı ortaya çıkarsa, bu örümcek ağ olabilir, yeni uçuşmalar olabilir, kurum yağması olabilir, şiddetli bir ışık çakması olabilir ya da bir darbe olabilir. Bir göze darbe almış olabilirsiniz. O zaman da tabii ki mutlaka muayene olması gerekiyor. Peki, ilave edecekleriniz yoksa bir diğer rahatsızlık göz tansiyonuyla devam edelim mi? Evet. Buyurun. Nasıl bir rahatsızlıktır hocam? Belirtileri nelerdir? Göz tansiyonu özellikle gözün içinde üretilen sıvının gözü yeterli miktarda üretildiği kadar terk edememesinden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Yani bir top düşünün, basıncı sürekli artıyor, sürekli hava veriyorsunuz ama bu hava herhangi bir yere gidemiyor. Sonunda ne oluyor? Bu top patlıyor, değil mi? Evet. Gözümüz tabii ki patlamıyor ama bu yüksek basıncın etkisiyle göz sinirimiz bundan zarar görüyor. Ve işin ilginç tarafı, belki de birçok insanımızı sıkıntıya sokan tarafı, genellikle göz tansiyonu herhangi bir belirti vermiyor. O nedenle demin söylediğim gibi hasta hangi şikayetle gelirse gelsin, çok ilgisiz bir şikayetle gelebilir hasta. Yani benim gözüm ara sıra işte sulanıyor diyebilir. Biz tam bir göz muayenesi yaptığımız zaman göz içi basıncını da ölçüyoruz. Ve bu ölçtüğümüz göz içi basıncı yüksek değerlerde çıkarsa o zaman mutlaka göz tansiyonundan şüphe etmemiz lazım. Genellikle dediğim gibi bir belirti vermiyor. O nedenle bazen geç yakalanabiliyor ya da insanlar ben de herhangi bir şikayet yapmıyor deyip tedaviyi düzgün kullanmayabiliyor ve bundan zarar görebiliyorlar. Çok nadiren, özellikle
farklı tipleri de bir takım belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bizim dar açılı dediğimiz zaman, dar açılı göz tansiyonu ya da glokom dediğimiz hastalarda bazen böyle bulantı, kusma, gözde kızarma, ağrı, görmede bulanma, ışıklar etrafında böyle gökkuşağı renklerini görme gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Böyle durumda tabii ki hemen hekime gidip göz tansiyonunu düşürtmeleri lazım. Çünkü bu durum çözülmezse tam körlükle sonuçlanabiliyor. Göz tansiyonu özellikle ilerleyen yaşlarda karşımıza çıkan bir sıkıntı. İlerlemiş yaş, ailemizde göz tansiyonu olması, annemizde, babamızda ya da ne bileyim halamızda, amcamızda, dayımızda olması bizde göz tansiyonu çıkma ihtimalini artırır. Yine siyahi ırkta göz tansiyonu olma ihtimali daha yüksektir. Yine göze herhangi bir darbe aldıysak, travma geçirdiysek bu da göz tansiyonu ihtimalini artırır. Şimdi göz tansiyonunun demin de bahsettim. En önemli tarafı şudur. Bu rahatsızlığı iyi hastaya iyi anlatamazsak, hasta bu rahatsızlığı iyi anlamazsa sonunda tam körlüğe gidebiliyor. Önceleri tabii ki 20 yıl önce, 30 yıl önce birçok kişi bu hastalıktan kör olabilmekteydi. Fakat bugün farklı tedavi yöntemleri var. Burada biz bir hastaya bir tedavi başladığımız zaman ki öncelikle bu damla olmaktadır. Burada amaç göz tansiyonunu düşürmek. Ya üretilen göz sıvısını azaltmak ya da gözü terk eden sıvının miktarını artmak ve topun ya da gözün diyelim göz yuvarlağının basıncını azaltmak. Burada damlaya verdiğimiz zaman burada amaç hastanın kötüleşmesini engellemektir. Yani sinir kaybını engellemektir. Hastalar bize bazen ya doktor bey bu damlayı verdiniz ama ben hiç faydasını görmedim deyip gelebilmektedir. Burada damlayı vermekteki amacımız herhangi bir fayda yani hastanın anlayabileceği şekilde fayda görmesini sağlamak değil. Yani damlayı kullandığınız zaman görmenizde bir iyileşme olmayacak. Ne bileyim yani göremediğiniz yerleri görmeye başlamayacaksınız ama bu sizin sinirinizi koruyarak, göz sinirini koruyarak kör olmanızı engelleyecek. Hastaların anlaması gereken en önemli şey budur. Bazen bu damla tedavisi tabii ki yeterli olmayabiliyor. Hastaya bazen 2, bazen 3, bazen 4 damla bile verebilmekteyiz. Ama buna rağmen bazı hastalarda göz tansiyonunu yine yeterli derecede düşüremiyoruz. O zaman tabii ki bir takım ameliyatlar devreye girmekte. Burada yine gözü terk eden sıvıyı arttırmayı amaçlıyoruz. O nedenle bazı hastalarda ameliyat gerekebilmektedir. O nedenle hastalar ameliyat gerektiği zaman lütfen bundan çekinmesinler. Çünkü dediğim gibi bazen hasta bu hastalığın ilerlediğini anlayamaz. Neden anlayamıyoruz peki? Çünkü en son görmemizi etkiler. Göz tansiyonu göz sinirine zarar verdiği için baktığımız yerde gördüğümüz alanda bir takım öncelikle gri renkli daha sonra siyah renkli görmediğimiz alanlar ortaya çıkar. Ama merkezi görmemiz bozulmaz. O nedenle hastalar bunun ilerlediğini anlayamaz. Merkezi görmemiz etkilendiği zaman artık iş işten geçmiştir. Yapılacak bir şey kalmamıştır. Amaç hastalığın buraya gelmesini, o noktaya gelmesini engellemektir. O nedenle lütfen hastalar bu damlayı aldıktan sonra bir ay kullandım, fayda görmedim diye bırakmasınlar. Bu göz tansiyonu ciddi bir teşhistir ve tedavi ömür boyu kullanılır. O nedenle hastalarımız bu konuda uyanık olmak zorundalar. Yani bu tedaviyi neden kullandıklarını her zaman hatırlamak zorundalar. Tabii ki kolay bir durum değil sonuçta. Bir insana bir damla veriyorsunuz ve bunu ömür boyu kullanacaksınız diyorsunuz. Tabii ki bu damlaların da bir takım yan etkileri var. Hastanın gözünü kızartıyor, yanmalara, batmalara yol açıyor. Ama bunların da tabii ki çareleri var. Yeter ki sadece hani ben bundan fayda görmedim, zaten ilaç beni de rahatsız etti. Bu şeyi bırakmasınlar, bu tedaviyi bırakmasınlar. Göz tansiyonu bazen farklı bir takım, belki birazdan bahsederiz, bir takım sıkıntıların sonucu da karşımıza çıkabiliyor. Ne dedik? Darbe alanlarda, travma geçirenlerde ya da üveit geçiren hastalarda, göz iltihabı geçiren hastalarda. Bazen ise bizim verdiğimiz tedavinin neticesinde
göz tansiyonu ortaya çıkabilmekte. Şeker hastalarıyla bağlantılı mı hocam? Şeker hastalarında evet, görülüyor mu? Şeker hastalarında da kesinlikle göz tansiyonu ortaya çıkabiliyor. Onlardaki tabii ki çok daha sıkıntılı bir durum. Şimdi göz tansiyonu esasında biz birincil göz tansiyonu ve ikincil göz tansiyonu dediğimiz iki grup var. Birincil göz tansiyonu başka bir neden olmadan ortaya çıkan göz tansiyonu. Ama bir de ikincil nedenler var. Bunlar nedir? İşte dediğiniz gibi şeker hastalığı, diyabet, üveit, yine travma. Şeker hastalarında tabii ki özellikle tedaviye çok geç kalındığı zaman gözün içinde sinir tabakası beslenemediği için bir takım maddeler salgılanıyor ve bunlar yeni bir takım gözün içinde damarların oluşmasına yol açıyor. Bu damarlar da gözün göz sıvısını gözü terk ettiği alanı kaplayarak göz sıvısının gözü terk etmesine engel olur. O nedenle giderek havası artan bir top gibi gözümüz bundan çok zarar görür. Yani bütün amaç şeker hastalarında bu aşamaya gelmesini engellemektir. Yine üveitte de öyle. Dediğim gibi bazen bizim verdiğimiz üveit tedavisinde kullandığımız bir takım damlalar da göz tansiyonu yol açabilmektedir. O nedenle bugünkü imkanlarımız çok daha geniş. Biz önceden göz tansiyonunun ilerleyip ilerlemediğini sadece görme alanıyla ve muayeneyle, göz sinirine bakarak, karşılaştırarak takip ediyoruz. Ama bugün optik, demin bahsettiğim gibi optik koherans tomografi dediğimiz bir cihaz var. Bize erken tanıda çok yardımcı oluyor. Bu cihaz sizin görme sinirinizin kalınlığını normal insanların göz sinir kalınlığıyla karşılaştırıyor ve bir anormallik olup olmadığını bize veriyor. Bu çok değerli bir tetkik. Yani evet. Önceden 10, 15 yıl önce, 20 yıl önce elimizde olmayan bir tetkik. Ve daha da önemlisi sizin aylar içerisinde, yıllar içerisinde göz sinirinizde bir yıpranma olup olmadığını karşılaştırarak bize veren bir cihaz. O nedenle artık hastalarımızın çok daha yakın ve doğru takibi ve kontrolü yapılabilmektedir. Yani kaderine terk edilmiyor gelişen evet. Teknoloji sayesinde. Kesinlikle. Hocam hep üveitin adı geçti. Ben hep şuna inanırım. Özellikle hastalıklarla ilgili çok sık görünmediği için, konuşulmadığından dolayı bilinmez. Ama üveit de yavaş yavaş değil mi? Görünme sıklığı da fazla olmaya mı başladı? Hocam tanımıyla başlayalım. Nasıl bir rahatsızlıktır? Belki de insanlar artık sizin gibi programlar sayesinde daha iyi bilgilendiği için de olabilir bu. Önceden birçok hastalık tabii ki bilinmeden, birçok insan belki de doktora ulaşamadan hastalığıyla baş başa yaşıyordu. Üveit esasında çok basit olarak tanımlayacak olursak gözün iltihabıdır. Göz içi dokuların iltihabıdır. Bu tabii ki çok farklı sebepleri olabilmektedir. Bunlardan halkımızın çok duyduğu bir sebep söyleyeyim. Özellikle ülkemizde de çok yaygın. Behçet hastalığı mesela. İsmini de hekimden aldığı için İsmi değil tabii mi hocam? Ki bizim özellikle bir dermatolog, cildiyeci evet. olan rahmetli doktor Behçet Bey'den alıyor. Bu hastalarda özellikle hem gözün ön tarafında hem gözün arka tarafında üveit dediğimiz göz iltihabı ortaya çıkıyor. Şimdi üveitin çok farklı sebepleri var. Yani çok farklı şekilde gruplandırılabiliyor ama gözün ön tarafını tutan, gözün arkasını tutan diye gruplandırabiliriz. Ya da enfeksiyöz ve non enfeksiyöz. Ne demek enfeksiyöz? Bir takım bakterilerin ya da virüslerin yol açtığı göz iltihapları olabiliyor. Tabii ki bir bakteri veya virüs yol açıyorsa, mesela toksoplazma, kedilerden bize özellikle iyi yıkanmamış sebzelerden bulaşan bir rahatsızlık. Burada özellikle yediğimiz sebzeleri, meyveleri iyi yıkamayı tekrar hatırlatalım. Bu tarz hastalıklar bize bulaşabiliyor. Bunların tedavisinde tabii ki virüse yönelik veya bakteriye yönelik bir takım tedaviler veriyoruz. Ama bazen virüs veya bakteri olmadan, herhangi bir etken ortada olmadan vücut kendi kendine de bu iltihabı yapabiliyor. Yani vücut kendi dokularını hedef alarak oraya kendi beyaz hücrelerin, lökosit dediğimiz hücrelerin askerlerini göndererek varın burada burayı bombalayın diyerek kendi dokusunu hedef alabiliyor. Bunun tabii ki sebeplerini çok iyi bilmiyoruz. Bir takım genetik yatkınlıklar vesaire var ama sonuçta göz iltihabı ortaya çıkıyor. Biz bunu nasıl anlarız peki? Yani bir vatandaş bunu nasıl anlayabilir? Gözde kızarma, yanma, ağrı, bir takım uçuşmalar, küçük küçük uçuşmalar, görmede hafif bulanma ortaya çıktığı zaman
mutlaka göz hekimine başvurmaları lazım. Peki bu üveit neden bu kadar önemli? Önemli çünkü genellikle tekrarlayabiliyor. Ve her tekrarladığı zaman şöyle düşünün. Bir yangın var. Bunu iyi söndürmediğiniz zaman hem alttan hafifçe yangın devam ediyor ve gözünüze zarar veriyor. Hem her alevlendiğinde daha fazla tekrar gözünüze zarar veriyor. O nedenle mümkün olduğu kadar bu alevli dönemi bastırmak, mümkünse tamamen ortadan kaldırmak gerekiyor. Kaynağına gitmek değil mi hocam? O yangının kaynağına nereden başladığı lazım. Da önemli. Evet, tabii ki. Mesela Behçet hastalarında çok uzun süreli, belki yıllarca bir takım tedaviler uygulayabiliyoruz. Bunları immün süpresif ya da bağışıklık sistemini farklı yollardan baskılayan bir takım ilaçlar kullanmak zorunda kalıyoruz. Ama üveitte unutulmaması gereken bir şey, demin göz tansiyonunda da söylediğim gibi, mutlaka düzenli olarak hekime, kontrole gitmeleri gerekiyor. Üveit hani bir defa tedavi oldum, bundan sonra olmayacak diye bir şey yok. Tekrar etme ihtimali var. Özellikle Behçet hastalığı gibi ya da bazen romatizmal bir takım romatoid artrit gibi hastalıklarımız oluyor. Bunlarda biz göz bulguları olduğunu biliyoruz. Üveit yapabildiklerini biliyoruz. O nedenle hiçbir sıkıntısı olmasa bile biz bu kişilere yılda iki defa gidin mutlaka göz muayenesi olun diyoruz. Yine çocuklarda juvenil idiopatik artrit dediğimiz bir eklem romatizması şekli var. Bunlarda bu teşhis konulur konulmaz mutlaka göz hekimi muayene olmasını istiyoruz. Üveit özetle gözdeki bir yangın gibi düşünün. Bu yangının mutlaka söndürülmesi gerekiyor. Söndürülmediği zaman mutlaka göz tansiyonu gibi, katarak gibi ya da sinir tabakası hasarı gibi bir takım sıkıntılara yol açarak görmemizi ciddi ve kalıcı bir şekilde azaltabilecek bir hastalıktır. O nedenle ciddi alınması gerekir ve düzenli aralıklarla bu hastaların mutlaka kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Ve en önemli organlarımızdan biri olduğunu da düşünüyorum hocam. Kesinlikle. Göz, kesinlikle. Dünyaya açılan penceremiz. Evet. Hatırlayacaksınız ilk katıldığınızda hocam gözlerinizi bir kapatın, 10 saniye yürümeye çalışın demiştiniz. Evet. Gerçekten evet. Çok zor. Çok zor. Evet. Çok zor. Ve üveite ilave edecekleriniz yoksa kuru gözle devam edelim mi hocam? Bu da önemli bir rahatsızlık. Kuru göz belirtileri nelerdir? Kuru göz, evet. Önemi çok yaygın olmasından geliyor biraz da. Çünkü şu anda bulunduğumuz ortamlarda ışıklar olsun, klimalar olsun, insanlara bu sıkıntıyı artırabilecek birçok çevresel etken var. Kuru gözde özellikle gözlerde yanma, kum kaçmış gibi batma, sulanma, bakın kuru gözde sulanma olur mu diyeceksiniz, olur, sulanma. Sabahlara kalkınca böyle gözlerde bir kuruluk hissi, sürtünme hissi, özellikle bunlar kuru gözle ilgili bir takım bulgulardır. Burada sorun ne peki? Sorun iki şekilde ortaya çıkıyor. Ya gözyaşı miktarı yetersizdir ya da gözyaşı yeterli miktarı yeterlidir ama buharlaşma fazla olmaktadır ya da kalitesi düşüktür. Bu özellikle ilerleyen yaşta çok karşımıza çıkıyor. Yani insanlar bu tarz sıkıntılar olduğu zaman gözde yanma, kızarma, kum kaçmış gibi batma, kaşınma özellikle bakın. Yani yıl boyu benim gözlerim kaşınıyor. Böyle durumlarda mutlaka hekime başvurmaları gerekiyor. Neden? Çünkü bu hayat konforumuzu ciddi bir şekilde azaltan bir rahatsızlık. Ve bakın şiddetli olduğu zaman görmemizi de etkiler. Görmemiz de bozulur. Özellikle benim görmem ara sıra bulanıyor. İşte hiçbir neden yok ki bulanıyor diyen hastalarda bunu mutlaka düşünmek lazım. Tedavisinde ne yapıyoruz peki? Tedavisinde bir takım sebepler varsa bu göz kuruluğuna yol açacak. Öncelikle bunları ortadan kaldırmasını istiyoruz. Kışın evde kalorifer yanıyor ve gözleriniz rahatsız. Mutlaka nemlendirici bir şey koymanız gerekiyor. Ya oda nemlendiricisi olabilir ya da kaloriferin üstüne basit bir su da olabilir bu. Bir kapta su koyabilirsiniz. Ya da gözlük kullanabilirsiniz. Gözlük kullandığımız zaman gözdeki buharlaşma azalır. Ya da biz bunlara suni gözyaşları veriyoruz. Belli aralıklarla kullanmalarını istiyoruz. Bunlar raporlu ilaçlar oluyor genellikle. Ve insanların sıkıntısını, hayat konforunu
bozacak bu sorunu ortadan kaldırabiliyoruz. O nedenle hani bu herkes de görülüyor. Çok yaygınmış deyip boş vermesinler. Bunun çaresi var. Farklı bir takım şeyler uygulanabiliyor. Gözyaşı çok çok yetersizse bazen bu gözyaşını buruna akıtan kanalı bile kapatabiliyoruz. Yani gözyaşının sadece gözde kalmasını sağlayacak şekilde tedaviler yapabiliyoruz. Özellikle ilerleyen yaşlarda bu daha çok karşımıza çıkıyor. Çünkü gözyaşı miktarı azalıyor ve kalitesi düşüyor. Bazen kirpik diplerindeki iltihaplar da bu sıkıntıyı arttırabiliyor. Çünkü gözyaşı birkaç unsur içeriyor. Bir, yağ, iki, su, üç, müsün dediğimiz şey. Özellikle kirpik diplerimizde iltihap olduğu zaman ya da oradaki yağ bezleri tıkandığı zaman gözyaşına yeterli miktarda yağ katılamaz. O zaman ne olur peki? Aynen eskimiş bir motor yağı nasıl motoru yeterince yağlayamazsa gözyaşı da göz yüzeyini yağlayamaz ve sürtünme ortaya çıkar. O nedenle mutlaka bu kişilerin dikkatli bir şekilde muayene edilip bir takım önerilerde bulunulup tedavisi sağlanabilmektedir. Yani ömür boyu damla mı kullanacaklar hocam? Göz damlası bazen mı? Bazen sadece bir takım düzenlemelerle, yani kirpik diplerin temizliği ve masajıyla, bazen sadece gözlükle ya da çalıştığı ortamı biraz daha dikkatli olmasını sağlayarak tedavi sağlanabilmektedir. Yani bilgisayarın fanına çok yakın oturuyorsunuz ya da tepenizde klima vardır. Bakın ne yaparsanız yapın böyle bir durumda sıkıntınız bitmez. Bunlardan uzaklaşmasını sağlamak gerekiyor kişinin. Daha korumacı yaklaşacağız. Evet, biraz daha korumacı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Kuru gözle de ilave edecekleriniz yoksa hocam prematüre retinopatiye gelelim mi? Evet. Yani çocuklarda, bebeklerde evet. Mi demeliyiz? Bebeklerde demeliyiz. Özellikle yeni dünyaya gelmiş ve erken doğmuş. Evet. Yani prematüre. Dünyayı merak edip erken doğmuş bebeklerimiz evet. Diyelim. Onları muayene ettiğimiz için ne kadar tatlı olduklarını biliyorum ve düşününce bile insanın içi bir hoş oluyor onu söylemek isterim. Dünyaya çok masumlar. Çok evet, küçükler. Küçük melekler. Küçük melekler diyelim. Normalde anne karnında gelişmesini tamamlaması gereken bir süreç. Çocuk erken doğduğu zaman bir takım sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle sinir tabakasının damarları çocuk erken doğduğu zaman yeterince gelişmemiş olur. Ve bu süreç yani bu damarlar çocuk dünyaya geldikten sonra gelişmeye devam ettiği sürece bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir. Nedir bunlar? Bir takım yeni damarlar ortaya çıkabilmekte ve sinir tabakasını yerinden kaldıracak ve tamamen körlüğe yol açabilecek sinir tabakasında sorunlar karşımıza çıkabilmektedir. Bu neden oluyor peki? Çocuk prematüre doğduğu zaman özellikle oksijen tedavisi gerekebilmekte ya da bir takım başka sıkıntılar, kan vermek gerekebilmekte ya da yeni doğan çocuklarda her şey, bütün sıkıntılar daha fazla karşımıza çıkabilmekte. Bütün bunlar bu prematüre retinopatisi dediğimiz yeni doğanlarda karşımıza çıkan soruna yol açabilmektedir. O nedenle özellikle bir takım kriterler var ülkemizde uygulanan. Nedir bu? 32 haftadan erken doğanlarda ya da 1500 gramın altında doğanlarda mutlaka sinir tabakasındaki damarlar gelişimini tamamlayana kadar bu çocukların belli aralıklarla mutlaka göz dibi muayenesi olması gerekiyor. Sadece bu 1500 gram ya da 32 hafta kriteri tabii ki geçerli değil. Bunun üzerinde de doğmuş olabilir çocuk ya da ağırlığı daha fazla olabilir ama bir takım ilave sıkıntılar karşımıza çıktıysa yine göz muayenesi olmaları gerekiyor. Peki ne yapıyoruz biz bu çocuklara sıkıntı gördüğümüz zaman? Başlıca 3 tedavimiz var. Birisi gözün içine ilaç yapabiliyoruz. Bu anormal damarlanmayı ortadan kaldıracak. İkincisi lazer tedavisi yapabiliyoruz. Üçüncüsü cerrahi tedavi yapabiliyoruz. Ama cerrahi tedavi istemediğimiz, bu aşamaya gelmesini istemediğimiz bir aşama ve mümkün olduğu kadar tabii ki çocuğun o aşamaya gelmemesi gerekiyor. Bu önceleri tabii ki çocuklar, erken doğan çocuklar yaşatılmaya başlandığı zaman, yani yıllar önce çok fazla oksijen
tedavisi kullanıldı. Yani bu bazen çocuğa sadece burundan da verilebiliyor, bazen sadece küvezine verilebiliyor. Bu oksijen tabii ki bu yeni doğan retinopatisinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmakta. Daha sonra oksijenin rolü anlaşıldığı zaman artık hastanelerimizde çok daha kontrollü bir şekilde bu tedaviler yapılmakta ve eskiye göre biz bunu çok daha az görüyoruz. Yani çocuk çok daha erken doğmuş olsa bile iyi eğitimi yeni doğan uzmanları sayesinde biz bunu çok daha az görüyoruz. Ama burada özellikle annelere babalara bir seslenmek istiyorum. Buyurun hocam. Çocukları erken doğduysa lütfen bu muayeneyi ihmal etmesinler. Çocuk hekimlerimiz mutlaka yazılı bir belge vererek aileye göz muayenesi olması gerektiğini bildiriyor ailelere. Ama bazen şöyle veya böyle bir ihmal olabiliyor. Ne bileyim, babanın kafası bir şeye bozulabiliyor ve çocuğu alıp götürebiliyor. Ya da o koşuşturmacada, o koşuşturmada unutulabiliyor. Arada kaynayabiliyor. Evet, haklı oluyor. Peki haklısınız. İhmal edilirse, ertelenirse, ötelenirse bu rahatsızlık? Ertelenirse tabii ki dediğim gibi körlükle sonuçlanabilen bir takım kalıcı sıkıntılar hocam? Tabii kalıcı. Ki kalıcı oluyor ve bütün bir hayatını etkileyecek. Bütün çocuğun bütün hayatını etkiliyor. Yani bir insanın görmesi ve görmemesiyle ortaya çıkacak hayatı çok farklı olmakta. Ve bu aile için de çok büyük yıkım olmaktadır. O nedenle bu kadar kolay, bu kadar zahmetsizce sadece bir muayeneyle ortaya çıkartılabilecek ve tedavi edilebilecek bir şeyi lütfen ailelerimiz ihmal etmesin. Bu da önemli bir duyuruydu hocam. Kesinlikle. Peki ihmal etmeyen bilinçli ebeveynler ve sizler bunun takibini nasıl yapıyorsunuz hocam? Ne kadar süre göz hapsinde alacaksınız bu prematüre retinopatiyi? Özellikle çocuğun doğum haftasına göre en erken 4 hafta olmak üzere bazen 6 haftayı bekliyoruz. Çocuk doğduktan 4 veya 6 hafta sonra bu süre içerisinde çocuğu mutlaka ilk muayenesini yapıyoruz. Gözlü muayenesini yapıyoruz ve sinir tabakası damarlanmasının hangi aşamada olduğunu görüyoruz. Herhangi bir sıkıntı olup olmamasına göre biz kazasız belasız bu damarlanmanın sinir tabakasının kenarına kadar ulaşmasını bekliyoruz. Esasında görmek istediğimiz şey bu. Ama bu olmazsa tabii ki tedavi uygulayabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmadığı zaman biz bunları bazen bir hafta, bazen iki hafta bu damarlanma tamamlanıncaya kadar, bu da ne kadar oluyor? Genellikle 41-42. Haftalarda karşımıza çıkıyor. Biz çocuğun sinir tabakasının damarlanmasının tamamlandığını gördüğümüz zaman tamam, artık görmemize gerek yok. Bu çocuğu 6 ay sonra görelim diyoruz. Ve 6 ay sonra çocuğu kontrole çağırıyoruz ve normal göz muayenesini yapıyoruz. Bu damarlanma sürecinde bir sıkıntı ortaya çıkarsa ne oluyor bu? Bazen bir bakıyorsunuz sinir tabakası yüzeyinde olmaması gereken damarlar ortaya çıkmış ve bu tabii ki o zaman bize tedavi yapmamız gerektiğini gösteren bir işaret olmakta ve lazer veya göz içine iğne yapabilmekteyiz. Hocam programımızın sonuna geldik. İnanın 40 dakika nasıl akıp geçti su gibi ben de anlamadım. İzleyicilerimize varsa bir mesajınızı almak isterim, sonra kapatacağız. İzleyicilerimize öncelikle hiçbir sıkıntılarını, ben göz uzmanı olduğum için gözden bahsetmek istiyorum, evet, İhmal etmemelerini, her rahatsızlığa lütfen katarak olarak düşünmemelerini istiyorum, rica ediyorum. Ve buradan bütün izleyicilerimize mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam bugün bize konuk olduğunuz için. Ben de sizlere aynı temennilerde bulunuyorum. İyi bir bayram geçirmenizi diliyorum ailenizle ve sevdiklerinizle. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.